Bademcik ve geniz hastalıkları iki gruptadır. Bir grup hastalık bu iki organın büyümesine bağlı olarak gelişir. Diğer grup hastalık da bu organların sık infeksiyonuna bağlı olarak gelişir. Eğer bademcik ve geniz büyürse başlıcı olarak uyku bozuklukları ve büyüme gelişme sıkıntısına yol açar. Sık hasta olmalarında ise çocukların sık ateşlenmeleri, beslenme bozukluklarına, ve okula gitmemelerine yol açan dönemler yol açarlar. Bazı infeksiyonlarda ise bademcik problemleri kendi bulundukları bölgeden çok daha uzak yerde sıkıntı oluşturabilirler. Başlayacak kalp ve eklemlerde sıkıntı olması bunların en sık görülenlerinden biridir. Gece uykusunda nefesi kesilmeye başlayan ve horlaması çok şiddetli olan çocuklarda ameliyat düşünmeye başlanır. Çocuklarda nefesin duraklaması kesin ameliyat indikasyonudur. Yani bir çocuk eğer nefesi, uykusunda nefesi kesiliyorsa o çocuğun ameliyat edilmesi gerekmektedir. İnfeksiyon açısından ise infeksiyonun sıklığı ve şiddeti önemlidir. Çok sık hasta olan, geçirdiği infeksiyonlarda ateşi yükselen çocuklarda ameliyatı düşünmekteyiz. Bademcik ve genizlik ameliyatlarında e, yaş çok önemli bir engel değildir. Ama genellikle yaşı küçük olan 1-2 yaşındaki çocuklarda ameliyata biraz daha uzak durmaktayız. Ve, ama 4-5-6 yaşından sonra çocuklar rahatlıkla ameliyat edilmektedir. Çocuk ameliyatları eskisine göre çok daha kolay olmaktadır. Hem anestezi açısından çok teknik geliştiği ve çocukların ameliyatı daha güvenli olduğu için hem de ameliyatta kullanılan malzemeler ameliyat sonraki süreci daha kolaylaştıracak şekilde daha az kanlı, daha az ağrısız ameliyat olmak verdiği için ameliyatları eskiye göre daha sık yapmaktayız. Geniz ameliyatı sonrasında süreç genellikle çok hafif olur çocuğun 3-4 gün okula gitmemesi yeterlidir. Özellikle küçük çocuklarda ağrı son derece az olur. Birkaç gün sonra ağrı kesici ihtiyacı bile kalmaz. Ama bademcik ameliyatı biraz daha problemli olduğu için çocukları genellikle 7 ila 10 gün okula gitmesini e, önermiyoruz. Bademcik ameliyatından sonra yaklaşık olarak 10 gün boyunca çocukların katı gıda yemesi önerilmez. Sıcak ve asli gıdalar kullanılmaz kanamayı arttırıcı yoğun egzersizden kaçınılır. Ağrı genellikle 3 ila 5 günde hafifler ve daha sonra giderek azalır.